Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün efsane ödüllerimizi henüz açmamıştık. 4 tane efsane ödülümüzü açacağız. Bizde olmayan efsaneler de var. Yeni eklenen efsaneler var biliyorsunuz. Onlardan inşallah bulmaya çalışacağız. Ama öncesinde bir bakım maili var. Bu bakım mailine hemen bir değinmek istiyorum. Çünkü yorumlarda da çok fazla sorulmuş. Bu bakım neyin nesi diye. Çünkü normal şartlarda sadece perşembe günleri oyun bakıma giriyordu. Pazartesi günü ilk defa oyun bakıma girecek. Normalde dediğim gibi gece 3'te, pazartesi günü gece 3'te etkinlikler direkt gelir ve oynamaya başlardık. Oyun bakıma falan girmezdi. İlk defa oyun bakıma girecek pazartesi günü. Peki bu bakım neyle alakalı, ne geliyor? Onunla değinmek istiyorum. Burada herhangi bir bilgi yok ama arkadaşlar hemen bir ay önceki gelen bilgiyi aktarmak istiyorum sizlere. O videonun mailin linkini de arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. E-futbol turnuvası bilgi duyurusunu yapmıştı Konami yaklaşık bir ay önce arkadaşlar. Ve ayın 7'sinde başlayacağını duyurmuştu o zaman. E-futbol lig turnuvası nedir? Onunla alakalı da dediğim gibi açıklamaya bıraktığım linkten bakabilirsiniz. E-futbol ligi bir e-spor turnuvası arkadaşlar. Bir turnuva gelecek ve oyuna yeni bir para birimi, yani MyClub parası gibi bir para birimi eklenecek. Bu para birimiyle söylentilere göre, tabi şehir efsanesi mi diyelim bunlara yoksa gerçek mi bilemiyoruz, söylentiden ibaret arkadaşlar. İşte ikon alınabileceği, işte MyClub parasıyla takas yapılabileceği ile alakalı veya işte oyun içerisinde işte ikonlar, işte Player of the Week falan geldiğinde onlarla top açabileceğiz gibi, işte çeşitli öğeleri satın alabileceğinizle alakalı Konami resmi sitesinde duyuru yapmış. Yani sadece belirli öğeleri satın alabilirsiniz diye, kullanabilirsiniz diye bildirmiş ama net bir bilgi yok. Pazartesi günü, yani yarın bunu göreceğiz arkadaşlar. Oyuna dediğim gibi yeni bir para birimi eklenecek. Büyük ihtimalle MyClub parası gibi ve eFootball lig turnuvası, bir e-spor turnuvası artık pazartesi gününden itibaren başlamış olacak. Yani bu bakımın sebebi de o arkadaşlar. Ben de merakla bekliyorum. Dediğim gibi birçok efsane var. İşte ikon alınabileceğiyle alakalı, işte MyClub parasıyla alakalı, değiştirilebileceğiyle veya MyClub parasını satın almayla alakalı birçok şey olabilir. E-Football Point arkadaşlar bu arada. Dediğim gibi açıklama kısmına bıraktığım linkte detaylı bir şekilde o videoda anlatmıştım o konuyu. Bilginiz olsun. Gece 3'te oyun bakıma girecek. Sabah 9'a kadar devam edecek. Erken açılma ihtimali de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu konuya değindikten sonra hemen şöyle geriye gelelim. Top açılımı yapacağız. Efsane ödüllerimi dediğim gibi henüz daha açmamıştım arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle göstereyim. 4 tane ücretsiz ödülümüz var. Şimdi arkadaşlar burada 49 oyuncunun 46 tanesi bende mevcut. Bende olmayan oyuncuları hemen sizlere söyleyeyim. Birincisi Casillas, bende yok arkadaşlar. Ve bu kutuya eklenen 2 tane yeni oyuncu var. O da Nakamura ile şurada göstereyim. Elber arkadaşlar, ama Nakamura'nın bende ikon kartı var. Yani sarı kart olarak Nakamura, Elber ve Casillas bende yok. En çok da Casillas'ın gelmesini çok isterim. Sadece top açılımımızı bununla da bırakmayacağız arkadaşlar. Biraz da gümüş toplardan top açılımı yaparız. Antrenör yapmak için kadromuza katacağız. Sadece buradan top açılımı yapmayacağız, yani bilginiz olsun. Haydi bakalım, inşallah Casillas'ı çok istiyorum. Yani bizde toplamda 46 tane efsane varmış. Haydi bakalım, bismillah diyelim. Gerçekten buradan 4 efsanede kimler gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Anlaş dedik. İlk topumuz geliyor. İnşallah bizde olmayan Casillas veya Elver'den birisi gelir. Nakamura'nın dediğim gibi ikon kartı var. Onun gelmesini istemem. Deco'ya benzettim sanki. Kirli sakallarından. Aynen, yanılmadık. Herhalde bende 2-3 tane Deco var galiba. Bizde olan bir oyuncu gelmiş oldu. Ekledik takımımıza, ilk topumuzdan istediğimiz bir oyuncu gelmedi. Casillas'ı çok istiyorum arkadaşlar. Casillas'ı inşallah bulabiliriz. Şöyle Casillas'a bakaraktan açalım. Anlaş dedik. İkinci topumuz geliyor. Elber veya Casillas gelirse çok güzel olur. Yani 46 topun için 49 topun 46 tanesi bizde mevcut. Kim? Patrick Vieira mı? Yok, Campbell geldi. Campbell de daha vardı bizde.
yine bizde olan bir oyuncu gelmiş oldu. Campbell'ın ikonunu çok istedim ama Patrick Vieira ile ikisi birlikte gelmişti. En azından iki tane ikisinden birisi gelseydi onlara da razıydım ama 6000 MyClub parası harcayıp hiçbiri gelmemesi, bir tane bile, yani Gilberto Silva bile gelmedi arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Maalesef yapacak bir şey yok, şansımıza gelmemişti o zaman. Haydi bakalım, şöyle aşağıya indik. Elber de olur, Casillas da olur. İkisi de bende yok. Haydi bakalım, üçüncü topumuzu açıyoruz. Acaba gelir misin be? Kaleci değil, Casillas değil. Batistuta, Batigol geldi. Yine bizde olan bir oyuncu. Batistuta. Ekledik takımıza. Son topumuz. Haydi be Konami. Verir misin be Casillas'ı ya da Elber'i? Elber'in özellikleri nasılmış bir bakalım. Hızı düşük ama bitiriciliği falan 85'ten başlıyor. Top kontrolü sürmesi de fena değil. Zayıf ayak yeteneği var. Makas çalımı. Fena değilmiş. Anlaştık. Son topumuz geliyor bakalım. Haydi bakalım. Haydi Konami efendi. Kaleci gelmedi. Casillas değil. Iniesta'ya benzettim sanki. Maalesef. Iniesta da kaçıncı kez geldi bize bilmiyorum ki yani. Bir herhalde 4-5 kere falan var arkadaşlar sanırım. Maalesef bizde olan efsanelerden, yani olmayan efsanelerden birisini bulamadık. Şuradan biraz da gümüş top açacağım arkadaşlar. Ondan sonra videomu noktalandıracağım. İsteyen efsane top açılımını sadece izlemek için videoya girenler buradan ayrılabilirler. Dileyenler devam edebilirler. Biraz da gümüş top açacağım. Buradan kimin gelmesini isterim? Yani birçok oyuncu bizde var ama altın top olarak gelmesini istediğim oyuncular falan var. Bakalım belki onlardan bulabiliriz. Anlaştık. Bakalım gümüş toptan altın topta kârdır. İngiltere'ye gittik. Gümüş top geldi. Gümüş topları direkt geçeceğim. Şöyle geldik yine. Altın toplar için canlı yayınlara saklıyorum arkadaşlar. Altın topları. Güzel sohbet muhabbet tarzında altın top açılımları yapacağım sizlerle birlikte. Oraya saklıyorum altın topları. Bayağı bir 300'e yakın altın top biriktirdik neredeyse. Hatta şöyle bir göstereyim. Oradan bulan gelen oyuncuları şöyle 260 tane altın topumuz varmış. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah ilerleyen zamanlarda canlı yayınları sıklaştırdıkça orada hem sohbet muhabbet hem de altın topları, gelen altın topları değerlendireceğiz. Oha, gümüş toptan altın top. Oo, Talisca mı bu? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Oo, Talisca geldi. Sağ açık olmuş. Ofansif orta sahaydı normalde. Baksana her yerde oynuyor neredeyse. Şut gücü 85'ten başlıyor. Fiziksel durumu da 8'miş. Fena değil Talisca. Ekledik takımımıza. Devam ediyoruz. Anlaştık. Gümüş toptan altın top bulmak tabii ki güzel bir şey arkadaşlar. Portekiz'e gitti. Portekiz'de yine bir gümüş top. Ekledik takımımıza. Zaten 7 tane yerimiz kaldı. Bunları zaten antrenör yapacağız arkadaşlar. Gümüş topları. Anlaştık tekrardan. Bir siyah top bulabilir miyiz? Dandik paketten. Yok. Gümüş top geldi yine. Ekledik takımımıza. Haydi bakalım. Bunlar da aç aç bitmez ha. 130 tane gümüş top, 260 tane altın top. Ama sohbet muhabbette iyi gider arkadaşlar diye düşünüyorum. Yine bir gümüş top geldi. Gümüş toptan gümüş top gelecek. Tabii ki ne gelecek ki Mustafa? Şöyle devam edelim. Anlaştık. Bir siyah top bulabilir miyiz acaba dandik paketten bilmiyorum ama deneyeceğiz şansımızı. Yine gümüş top. Anlaştık tekrardan. Efsane bulamadık maalesef. İstediğimiz Casillas veya Elber'den bir tanesi gelseydi
güzel olacaktı bize ama vermedi. İnsafsız Konami yine bizde olan efsaneleri dayadı arkadaşlar. Bu konuda yorumlara çok fazla şikayet yazan da var. Hep aynı oyuncuları veriyor vesaire diye. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani benim durumum daha kötü. Çünkü neredeyse bütün efsaneler bende var. Son iki yerimiz kaldı. İki yerimizi de dolduralım. 500'e tamamlayalım. Zaten bu oyuncuları antrenöre çevir. Oha, Türkiye'ye gitti. Gümüş top. 12 numara. Hangi forma? Göztepe mi bu? Göztepe mi? Bakalım. Aynen. Güler mi geldi? Ekledik. Son topumu açıyorum. 500 top oluyor. Daha fazla açamıyoruz zaten. Son topumuz geliyor. Haydi oğlum, bu dandik paketten siyah top gelsin. Dandik paketten siyah top gelsin. 14 numara Rodri mi? Yok. Kim bu? Laporte miydi? Laporte. Dandik paketten, gümüş toptan siyah top buluyoruz. Bizde de yokmuş zaten. 500. oyuncu ve zirvede bırakıyoruz arkadaşlar. Videomu burada noktalandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten son anda siyah top bulduk gümüş toptan. Dandik paket diyebiliriz çünkü siyah bulma olasılığı çok düşük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.